Atatürk ilkelerini savunacağıma, Cumhuriyetimizin değerlerini geliştirerek koruyacağıma, evrensel hukuk kurallarına uyacağıma, inançlara saygılı layıklığı yaşatacağıma, üretimi destekleyeceğime, alın teri emeği koruyacağıma, Türkiye Değişim Partisi'nin bir liberi olarak her zaman çalışacağıma, ulusal değerleri koruyacağıma söz verdim. Değişim başladı. Türkiye Değişim Partimiz ulusumuza hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'ın izin verirse bütün ulusumuzu kucaklayacağız. Hudut ve bayrak birliği diyen herkesle beraberiz. Merhabalar sevgili izleyiciler, 5 Mayıs Çarşamba gününü gösteriyor takvim yaprakları. Analiz TV, Gong TV ortak yayınıyla yeniden karşınızdayız. Ben Elif Sevil Orhanlı, Haber Artı programıyla farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bugün yine çok değerli bir ismi ağırlayacağız. Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreteri ve 22. dönem CHP Milletvekili Sayın Hasan Aydın bugün bizimle birlikte. Hasan Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk efendim, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Partinizin açılış müziği, kongresi açılışı ve Sayın Genel Başkan'ın konuşmalarıyla bir açılış yapalım dedik. Güzel de bir başlangıç olsun istedik. Türkiye Değişim Partisi yeni kurulan genç partilerden bir tanesi. Çalışmalarında hızlı bir şekilde devam ettiğini hem basından takip ediyoruz hem yayınlarımızda yer vermeye de özen gösteriyoruz. Öncelikle sizden bir dinleyelim. Eminim çok yoğun bir sürecin içerisindesiniz mutlaka. Yeni bir parti olduğu için ve hem de seçim sürecindeyiz bir anlamda da. Bu çalışmaları biraz anlatalım istiyoruz. Son gelinen noktada altını çizmek istediğiniz konu başlıkları nelerdir? Elbette ki program içerisinde onlara yer vereceğiz ama geldiğimiz noktada Türkiye Değişim Partisi şu ana kadar neleri başardı, teşkilatlanmalar vesaire, onları da birazdan dinleyeceğiz sizden ama ilk cümleleriniz neler olur? Şimdi bir kere şöyle söyleyeyim, yayın için çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımızın çoğu da şu anda büyük ihtimalle izliyor yayınımızı. Türkiye Değişim Partisi, daha önce arkadaşlarımızın da bir kere ifade ettiği gibi, ülkedeki mevcut siyasal yapılanma içerisinde bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Mevcut siyasal partiler, ülkenin geleceğini şekillendirme konusunda başarılı olamadılar. Yani gerek iktidar, gerek muhalefet ya da muhalefet partileri geleceği konusunda toplumu inandırabilen, bir çıkış gösterebilen, bu noktada davranışlarıyla söylemlerinin uyumlu bir şekilde yürüdüğü bir ihtiyacı karşılayamadılar. Topluma umut veremediler. Türkiye'nin gidişatı konusunda kesinlikle ve kesinlikle düzgün bir davranış ortaya koyamadılar. Türkiye Değişim Partisi bu ihtiyaçtan yola çıktı. Öncelikle bunu söylemeliyim. Bu ihtiyaçtan yola çıktığı için de Türkiye'nin bütün sattığında aşağı yukarı 60 civarında ilde 4 ay içerisinde ilendirmiş oluyoruz teşkilatlarımızı. Bu pandemi olmamış olsaydı şimdi kongrelerimiz başlamış olacaktı. Ama madem pandemi var, biz de bu arada mümkün olduğunca sosyal medya üzerinde arkadaşlarımızla iletişimimizi, düşüncelerimizi, eğitim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yani şu aşamada herhalde şeyden sonra, bayramdan sonra hızlı bir şekilde kongrelerimiz başlayacaktır. Evet, kongre hazırlıklarınız da var bir taraftan bildiğimiz kadarıyla, değil mi? Temmuz ayında bir kongre bekliyor sizi. Onun da hazırlıkları bir taraftan devam ediyor. Teşkilatlanmalar bütün illerde zannediyorum aşağı yukarı tamamlandı ama o konuda tam olarak neredesiniz şu anda? Tam olarak derken yani işte aşağı yukarı Yargıtay tarafından onaylanan kongreye hazır hale gelmiş illerimizin sayısı
30 üzerinde şu anda. Herhalde önümüzdeki hafta bir 45-50 falan civarındaki bir sonuçla teşkilatlanmaları bitirmiş olacağız. Yani seçime girme hakkını kazanabilmek için kongrelerimizin yapılmış olması lazım. Türkiye'de bütün illerde değil, en az 41 ilde, yarıdan fazlası oluyor bu. 41 ilde örgütlenmemiz lazım. İlçelerin de 3'te 1'inden teşkilatlanmamız lazım. Bunu aşağı yukarı bayramdan sonra da bitirmiş olacağız. İl başkanlıklarının, ilçe başkanlıklarının açıldığı yerde, özellikle il başkanlıklarının açıldığı yerde hem Sayın Genel Başkan hem de parti yönetimi yer aldılar. Oradaki halkın mesela bölge bölge, il il ele almak gerekirse oradaki heyecanı, oradaki insanların tepkilerini ve Türkiye Değişim Partisi'ne karşı olan tavrını, teveccühünü nasıl değerlendirdiniz? Onlarla çünkü iç içe olmak ve birebir o samimiyeti ve enerjiyi almak çok başka bir şey zannediyorum. İllerdeki o genel havayı da anlatır mısınız? Bir kere şöyle söylemek isterim. Türkiye Değişim Partisi'nin tanınmışlığı ile lideri olan Mustafa Sarıgül'ün tanınmışlığı arasında uçurum var. Henüz partimiz Türkiye'de %35'ler civarında tanınıyor. Sayın Sarıgül'ün %95'ler falan civarında bir tanınmışlığı var Türkiye'de. Bir hızlı bir şekilde de Türkiye Değişim Partisi'ni tanıtmaya çalışıyoruz. Tanınmışlığını arttırmaya çalışıyoruz. Fakat Mustafa Sarıgül'ün önderliğinde gittiğimiz bütün illerde pandemi olmasına karşın olağanüstü bir ilgi ortaya çıkıyor. Özellikle de burada ifade etmek gerekli. Güneydoğu'da partimize olan ilgiyi aşağı yukarı bölgesel olarak birinci sırada yer alıyor. Onun arkasında Akdeniz, Ege bölgesi, Trakya, partimize Karadeniz'in doğusu, yoğun ilginin olduğu iller arasında yer alıyor. Ama liderimize karşı çok büyük bir ilgi olduğunu görüyoruz. Mustafa Sarıgül'ün 10 yıllar boyunca Anadolu'da Türkiye'nin bütün karış karış gezdiği ve insanlarla iletişim kurduğu, onlara maddi ve manevi yardımda bulunduğu, toplumla kaynaştığı ve bu nedenle de sonuçta Sayın Sarıgül'e ve doğal olarak da partisine ilginin çok arttığını, daha ileride de artacağını ama esas sonucun kurultaydan sonra ortaya çıkacağını da burada ifade etmek isterim. Gençlerin ilgisi de çok önemli. Hep Z kuşağından da bahsediyoruz ya Hasan Bey, onları yakalamak da çok önemli. Biz burada içindeki... Z kuşağından çok şöyle söylüyoruz, gençler diyoruz, evet. Gençler. Yani gençlerin genç kavramı da biraz değişti zannediyorum değil mi? Yaş aralığı, çünkü zamanla birlikte bu genç kavramı ortaya yani, çıkan kavramı değil mi? Biz hala bizim tüzüğümüze göre 30 yaşın altındakileri genç olarak değerlendiriyoruz. Gençler Türkiye'nin geleceği konusunda çok karamsar. Bence bu davada haklılar. Yani milyonlarca üniversite mezunu gencimiz işsiz. Gençler yani işte kredi vermiş devlet bunlara, icralar, takipler falan olacak iş değil. Türkiye'de sadece ve sadece parası son derece yüksek olan, kazancı son derece yüksek olan kurumlar dışında, özel kurumlar dışında kimseye bir destek söz konusu değil. Yani gençlere bir destek yok, tarıma bir destek yok, üretime bir destek yok, imalata bir destek yok. Sadece işte Osman Bey Köprüsü'nü yapacaksın, oranın şeyini, gelirini garanti edeceksin. Ya o Sultan Selim Köprüsü'nü yapacaksın, oranın gelirini garanti edeceksin gibi. Türkiye'nin gerçeğiyle, Türkiye'nin insanıyla bağdaşmayan, örtüşmeyen bir siyaset, bir politika izlenmektedir. Bu da Türkiye'nin giderek de kötü bir noktaya doğru taşındığının da çıplak bir şekilde örneğidir. Partinizin genel yapısı içerisinde teşkilatlar ve genel ana kadro içerisinde de bu hani genç kadroyu çok fazla görüyoruz diyebilir miyiz? Tabii ki. Yani bizim partimizin kurucuları arasında çok net bir şekilde ifade etmek isterim ki 40 ve altındaki sayılar 56'lara kurucumuz var. Bunun herhalde bakmadım ama 40 tanesi, en az 40 tanesi 40 yaşının altında kurucularımız. Kadın kavramı da çok önemli. Hani son yıllarda ne yazık ki kadın cinayetlerinde konuşmaya başladık. Kadınların daha fazla hem sosyal alanda hem siyasi alanda hayatın birçok alanında daha fazla yer alması gerektiğinin altı çizilmeye başlandı. Kadınları da çok fazla görüyoruz. Hatta Kadınlar Günü'nde de yine Sayın Mustafa Sarıgül'ün önderliğinde yine partinizin içerisindeki çok değerli hanımefendilerle birlikte bazı paylaşımlarda olmuştu. Kadınların da hem ağırlıklı olduğu hem de kadınlara çok fazla önem verildiğini de söylemek mümkün zannediyorum.
Yani kadın tabii toplumun yarısıdır. Yani kadının olmadığı bir dünyadan bahsetmek söz konusu elbette olamaz. Aynı zamanda da kadının siyasette de çok aktif olması lazım. Mesela dünyanın en gelişmiş ülkeleri olarak adlandırılan İskandinav ülkelerinde, mesela Norveç'te siyasetteki kadın sayısı erkeklerden çok fazladır. Ve bu da toplumlarının gelişmesine, toplumlarının barış içinde, huzur içinde yol almasına sebebiyet veriyor. Kadının elinin değdiği her yerde başarının oranı gerçekten de artıyor yani. Bu nedenle de biz gerek kadına gerek gençliğe çok ciddi bir şekilde önem veriyoruz. Kadının önünü açma, mesela kadına Türkiye'nin birçok yerinde partiler kota koymaya çalışıyor. Bu aslında pozitif ayrımcılık olarak değerlendiriliyor ama hiç de böyle değil. Bence kadının %90'lara varan bir noktada etkili olmasında bile hiçbir sakınca yok yani. Tabii bunları yeni kurulan siyasi partilerden, sizlerden duymak da gerçekten güzel. Genel itibariyle kadınların da beklentisi aslında daha fazla söz sahibi olmak ve yer almak elbette. Bunu da altını çizelim bir kere daha. Sizin Şimdi yeni tabii bir... aslında burada geleneksel bazı sorular soruyorsunuz. Mesela bizim partimizle diğer partiler arasındaki fark, bizim ortaya çıkış sebebimiz, Türkiye'yi nasıl gördüğümüz, Türkiye'yi gördüğümüzün ötesinde Türkiye'nin geleceği konusundaki düşüncelerimiz, bunları da tabii sormanız lazım, anlatmamız lazım. Yani bir sürü parti var bildiğim kadarıyla. Şu anda resmi olarak kurulmuş olan parti sayısı 124. Peki 124 tane parti varken acaba Türkiye Değişim Partisi neden var noktasına toplumun merakı bu noktada çok yoğun benim gördüğüm kadarıyla. Elbette. Yani bütün siyasi parti temsilcilerini ve onların neden Türkiye siyasetinde olduğuna dair bu ekranlarda yer vermeye özen gösteriyoruz. Elbette ilerleyen dakikalarda bunun da altını çizip sizden dinleyecektik ama yeri gelmişken soralım. Konuşmamızın başında da söylediniz zaten. Türkiye'nin girmiş olduğu belli noktalarda çıkmazlar ve bunu da ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir oluşum, yeni bir parti. Evet, bu noktada Türkiye Değişim Partisi kendisini nerede görüyor? Bir iktidar hedefi de var zannediyorum. Partinizin kuruluş politikaları ve manifestosu içerisinde Türk toplumuna ve içinde bulunduğumuz bu sorunlara dair farklı ortaya koyduğu ne var? Yani belki şu soru, şu başlık altında söyleyebiliriz. Türkiye Değişim Partisi'ni halk neden tercih etmeli? Evet, yani Türkiye Değişim Partisi halk neden tercih etmeli? Türkiye'nin bu noktaya gelişindeki temel sebep siyasetin kesinlikle düzgün bir davranış gösterememesi, toplumdaki liyakatı esas almaması, eş, dost, ahbap, çavuş ilişkilerinin önde olması, gerek mali alanda gerek sosyal yaşamda yakınlık anlayışının öne geçmiş olması, birilerinin cebini doldurma noktasındaki yanlış politikalar, toplumun sıradan unsurlarının sahipsizliği, yoksulların, vatandaşların perişanlığı, işsizliğin zirveye vuruşu, bunların tamamı liyakata dayalı siyaset anlayışının olmamasından kaynaklanıyor. Şimdi bizim partimizin en önemli özelliklerinden bir tanesi mesela Türkiye'de milletvekilliği var. Milletin ismi üzerinde, milletin vekili. Yani 83 milyonu parlamentoya taşıyamayacağımıza göre onların vekillerini parlamentoya götürmemiz lazım. Ama özellikle de 80 sonrasının, daha doğrusu 90 sonrasında siyaset tamamen tekelleşti. Siyaset kişilerin eline geçti. İktidarda mesela bugün Türkiye'de hakikaten tek insan tarafından yönetiliyor ülkemiz. Tek adam deniliyor, kesinlikle tek adam doğrudur. Tek adam ne istiyorsa onu yapıyor. Tek adam ne yapıyor? Milletvekillerini belirliyor. Tek adam ne yapıyor? Belediye başkanlarını belirliyor. Tek adam ne yapıyor? Belediye meclis üyelerini belirliyor, bakanları belirliyor, bürokratları belirliyor. Hatta daha da ileri giderek bağımsız olması gereken hukukumuzu, yargımızı denetlemeye başlamış, etkilemeye başlamış, böyle bir süreç sürmüş, almış başını gidiyor. Peki iktidar partisi böyle de iktidar partisine karşı alternatif olduğunu düşündüğünü söyleyen muhalefet partileri nasıl? Bence onların durumu da en az iktidar partisi kadar kötü. Çünkü muhalefet partilerinde de tek adam rejimi devam ediyor. Şimdi Cumhurbaşkanı bakanları belirliyor ama diğer muhalefet partilerin genel başkanları da milletvekillerini belirliyor. MYK üyelerini belirliyor, belediye başkanlarını belirliyor. Yani
Türkiye'de tek parti olarak değerlendirdiğiniz AK Parti ne yapıyor ise, nasıl davranıyor ise, muhalefetteki partilerin tamamı da aynı şekilde davranıyor. Peki Türkiye Değişim Hareketi'nin bundan farkı ne olacak? Şüphesiz ki Türkiye Değişim Hareketi'nin en büyük farklarından bir tanesi, tüzüğümüze de bunu koymuş bulunuyoruz. İlçe başkanından il başkanına kadar, genel başkana kadar partinin bütün üyeleri devreye girerek onların iradesi ile belirlenecek. Genel başkan belirlendiği gibi milletvekilleri, belediye başkanları bir kişinin iki dudağının arasında olmayacak. Milyonlarca üyeleri tarafından belirlenecek ve seçilecektir yani. Daha demokratik bir anlayış, daha demokratik, daha özgürlükçü bir anlayış var zannediyorum partinin içerisinde. Bu çok önemli, bu çok önemli. İki, genel başkanlar Türkiye'de öyle bir gelenek olmuş ki padişahlığı falan eleştiriyorlar ama padişahlardan daha büyük avantajlar ele geçirmiş vaziyetteler. Düşünün bir kere, bir ülkenin lideri bakanını belirliyor, milletvekilini belirliyor, bürokratını belirliyor, rektörünü belirliyor, her şeyi belirliyor. Aslında Osmanlı'ya baktığınızda hiçbir padişahın bu kadar yetkileri de yoktu zaten. Yani padişahların aksakalları vardı, danışmanları vardı, akil adamları vardı. Bugün öyle bir şey yok. Bugün yani Türkiye'de tek kişi ne söylüyorsa, tek kişi nasıl konuşuyorsa, ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. Ve muhalefet partileri de buna karşı tek kişi diye bağırmalarına rağmen onlar da tek kişi tarafından yönetiliyor. Madde 1. Madde 2. Yenilmelerine rağmen muhalefet partileri mesela 20 yıldır bugünkü mevcut muhalefet partileri muhalefetteler. Ama bir Allah'ın kulu kalkıp da ya kusura bakma ben muhalefet partisinin lideriyim. Burada başarılı olamadık. 5 kere yenildik, 6 kere yenildik, 7 kere yenildik, 10 kere yenildik. Ayıptır artık burada durmamamız lazım demiyorlar. Tam tersine ısrarlı bir şekilde orada koltukların oturmaya devam ediyorlar. Biz bu olayı çözmek için örneğin tüzüğümüze 2 kere üste partisini iktidara taşımıyor ise genel başkan, genel başkanlıktan ayrılır, genel başkanlıktan düşer. Bunu biz söylem olarak değil sadece, tüzüğümüzün değiştirilemez maddesi haline getir. Bunu söyledikten sonra da bazı siyasal partiler bunu lafla, evet yani işte biz iki kere üst üste gelemezsek falan diye bizi taklit etmeye başladılar. Bizim için çok mutluluk verici bir şey. Bizim partimiz içerisinde demokrasi, bizim partimiz içerisinde çok seslilik, ortak akıl çok üst düzeyde olmak zorunda ve bunu biz tüzüğümüzle, programımızla kesin sonuçlarına bağlamış vaziyetteyiz. Yani liderin ya da yöneticilerin inisiyatifinden çıkarmış durumdayız. Daha çok aslında Türkiye'nin çıkarlarını, Türkiye'nin önünün açılması noktasında parti tüzüğünü hazırlıyor olmak ve belki de yenilgilere rağmen çok fazla o koltukta oturmamayı da tercih etmek, bahsetmiş olduğunuz bu yeni düzenlemelerle aslında başka bir forma doğru da gidiyor. Türkiye'de o zaman dediğiniz gibi ciddi bir muhalefet sorunu var Hasan Bey, değil mi? Ve Türkiye Değişim Partisi yani bu muhalefet sorununu da bir anlamda doldurmuş ya da farklı bir noktaya taşıyacak diyebilir miyiz? Yani ben şöyle söyleyeyim ben size. Yani aslında sadece Türkiye'de mesele iktidar ve muhalefet olmanın ötesinde siyasetin, siyaset kurumunun çürümüşlüğü, siyaset kurumunun güven vermeyişi, siyaset kurumunun siyaset felsefesi dışında lazım olan ne kadar yanlış varsa yapma noktasındaki ortaklaşa duruşu, davranışı, siyasetteki dilinden tutun hitabetine kadar, belden aşağı vuruşlara, toplumda çocuklarımızın bile izlememesi gereken bir dili var siyasetin bugün. Eskiden baktığımız zaman insanlar arasında, siyasetçiler arasında bir nezaket, bir hanımefendilik, bir beyefendilik vardı. Şimdi ağza alınamayacak şekilde birbirlerine saldırı söz konusu. Siyasetin karakteri önemli ölçüde bozuldu. Sadece muhalefet ve iktidar değil, yeni bir siyaset anlayışı, yeni bir siyaset söylemi, yeni bir siyaset yaklaşımına çok ciddi bir şekilde ihtiyaç var. Kimsenin toplumun geleceği konusunda söylediği iddialı bir laf yok. Yani kendi körler sağırlar, birbirlerine ağırlar. Salı günleri bir araya gelecek partiler grup toplantılarında birbirlerine söylemediklerini bırakmayacaklar. Muhalefet partileri tek adam diye bağırırken kendileri yine tek adam. İktidar partisi de sanki muhalefetteymiş gibi muhalefet partilerini eleştiren bir zavallılık içerisinde siyaset. Yani biz Türkiye'de siyasetin biçimini, karakterini, şeklini, inancını, iddiasını bir değişime uğratmanın gerekli olduğu kanaatindeyiz.
Türkiye batmış durumda ama kimse bu batağın neden ortaya çıktığını, Türkiye yok olmuş durumda, bu konudaki gelecekte çözüm noktalarını, çözüm önerilerini kimse diyemiyor. Yani mesela tarım Türkiye'de bitti. Yani arpa ekemiyoruz, arpayı dışarıdan alıyoruz, buğdayı dışarıdan alıyoruz. Bu çok ciddi bir projeydi aslında, emperyal güçlerin Türkiye üzerinde oynadığı ciddi bir projeydi. 1971'li yıllarda haşhaşın yasaklanmasıyla başlayan, daha sonra tarımda kota, pancara kota, pamuğa kota, tütüne kota, kota diyerek Türkiye'nin tarımını, yani Türkiye'nin en önemli özelliği olan dünyada 7 tane ülke kendi kendine yetiyordu. Bunlardan bir tanesi temizdi. Ama Türkiye Cumhuriyeti bugün Yunanistan'dan, Bulgaristan'dan saman satın hale geldi. Satın alır hale geldi. Sizin tarımınız yoksa, hayvanlar tarım ürünleriyle besleniyor, o zaman hayvancılığınız da olmayacak. Hayvancılığınız olmayınca etiniz olmayacak, etiniz olmayınca sütünüz olmayacak. Dolayısıyla tepeden tırnağa Türkiye dışa bağımlı bir noktaya kadar geldi. Tarım desteklenmiyor, tarım öldü Türkiye'de. Yani bugün masalımıza gelen birçok ürünün dışarıdan geldiğini biliyoruz. Adana'da 50 kuruşa 1 liraya, Antalya'dan 2 liraya alınan narenciyenin Ankara'da, İstanbul'da 7 lira, 8 lira, 9 lira, 10 lira bir domatesin kilosu Türkiye'de 10 liraya gelmiş. Adı da sözüm ona tarım ülkesi. Avrupa'da 7-8 euro olan şey Türkiye'de euro olarak bile onun 2 misli fiyata satılıyor et. Yani kimse bunlarla ilgilenmiyor. Yarışıyorlar. Keyifleri yerinde, maaşları yerinde. Efendime söyleyeyim, altında arabaları, şoförleri, korumaları, piyaset bu noktada sürüp gidiyor. Yani bunu değiştirmek için Türkiye'nin elzem bir çıkışa ihtiyacı var. Bu noktada konuşmamızın başında da söylediğiniz çok fazla siyasi parti de var. Bir taraftan yeni kurulmuş partiler de var. Deva Partisi, Gelecek Partisi ve yine farklı isimde partiler var ama onlar liderleri itibariyle çok tanındıkları için, medyada çok öne çıktıkları için özellikle onları vurguluyoruz. Bu skala içerisinde Türkiye Değişim Partisi'nin kendisini yeterince anlatabildiğini ve istediğiniz hedeflere doğru çok istikrarlı bir şekilde devam edeceğinizi düşünüyor musunuz? Yani bu yeni partiler içerisindeki o yarışta, yarış derken iyi manada aslında söylüyorum. Türkiye Değişim Partisi'ni nerede görüyorsunuz? Yani bir kere şunu söyleyeyim. Yeni kurulan partilerin birçoğu yeni değil. Yani Deva Partisi, ya Deva Partisi kardeşim 15 sene sen Türkiye yönetmişsin, ekonomisini yönetmişsin, şimdi hiçbir şey yokmuş gibi. 15 yıl Türkiye uçuruma doğru giderken ağzını açıp da bir tek cümle etmemişsin, bir tek itirazın yok. Şimdi çıkmış yeni parti diye yarınlarımızı şekillendirmeye çalışıyorsun. Yani çok ciddiye almak doğru değil benim şahsi kanaatim. Hakeza başbakanlık yapmışsın, başbakanlıktan kovulmuşsun, kovulduktan sonra da yeni bir parti kurmuşsun. Bugün Türk yönettiğin başbakanlık yaptığın ülkenin yönetimini eleştiriyorsun. Yani bu Gelecek Partisi, Deva Partisi ya da benzeri partilerin yeni parti olmaları falan söz konusu değil. Şimdi yeni partinin liderinin bir iddiasının olması lazım, bir hikayesinin olması lazım. Bu arkadaşlarımızın, yeni kurulan partilerimizin nasıl bir hikayeleri var liderlerinin? Böyle bir hikayeleri yok. Ama Türkiye Değişim Partisi'nin liderine, kadrosuna baktığınız zaman geriye bırakmış olduğu bir hikayesi var. Yani Mustafa Sarıgül kalkmış, bir ilçe belediye başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Baykal'a karşı duruş almış, yarışa girmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde son 40 yılın en yüksek oyunu almış. Buna rağmen Cumhuriyet Halk Partisi içinde ön seçime girmiş, ön seçimde 5. sıraya gelmiş. Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yaptığın adamı 5. sıraya gelmesine rağmen getirip tepeden 4 tane adamı önüne koyacaksınız. Sonra da bunu meşru falan gibi göstermeye çalışacaksınız. Bunlar inanılır şeyler değil. Dünyanın hiçbir yerinde böylesine bir ilkel yaklaşım söz konusu değil. Yani bizim Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak her alanda çözümlerimiz var. Siyasetin iyileştirilmesi, tarımın iyileştirilmesi, tekrar tarımla yola çıkarak Türkiye'nin büyük bir ülkeye dönüştürülmesi, sanayide, üretimde, ticarette, küçük ve orta ölçekli iş yerlerinde, üretiminde dehşet derecede şeylerimiz var. Önerilerimiz var, düşüncelerimiz var, projelerimiz var.
Evet, Hasan Bey, bizi bir taraftan da il başkanlıkları da izliyor, onu da belirtelim. Adana'dan, Düzce'den ve ismini sayamadığımız birçok ilden izliyorlar. İzleyicilerin de bazı soruları da var. Onları da birkaç başlık altında sormak isterim. Pandemi sürecindeyiz Tabii ki. malum. Belli kısıtlamalar getirildi. İşte market genelgesi var, pazar yerleriyle ilgili bir genelge yayınlandı yine. Onun dışında yine yasaklara dair bir takım tartışılan konular var. Yardımlar var bir taraftan da devletin vatandaşına iletmiş olduğu. Sizin bu konuda önerileriniz var mıdır diye soruyor bizi izleyenler. Önerileriniz oldu mu ya da bunları nasıl değerlendiriyor Türkiye Değişim Partisi? Şimdi zaten mevcut iktidar onu çok net bir şekilde söyleyeyim. Normal bir zamanda bile çok kötü bir yönetim sergilerken bu pandemi döneminde inanılmaz derecede ayıp, inanılmaz derecede beceriksiz, inanılmaz derecede kabul edilmez bir yönetim sergiledi. Bir taraftan bakkalı kapatacaksınız, bir taraftan lokantayı kapatacaksınız ama öte taraftan minibüsler tıka basa yol vereceksiniz. İnsanlar üst üste yolculuk yapacak. Bir taraftan toplantıları yasaklayacaksınız, 1 metre arayla masalara oturmaları yasaklayacaksınız, kahveleri kapatacaksınız. Ama üst üste yığılmış 10 binlerin olduğu şeyler yapacaksınız, kurultaylar yapacaksınız. Yani bu ayıp, yani söylemiş olduğunuza önce kendinizin uyması lazım. Sokağı kapatırken, bakkalı kapatırken, kahveyi kapatırken uyguladığınız tedbiri biraz da kendinize, yani iğneyi biraz da kendinize batırmanız lazım. Dehşet derecede kötü bir yönetim sergileniyor. Türkiye'de topluma falan yapılan bir yardım falan da yok. Yani sen tutup da büyük şehirde 1.000 liralık bir kira yardımı yapıyorum diyerek, küçük yerlerde 500 liralık kira yardım yapıyorum diyerek topluma bir yardım yapmış olmuyorsun. 10.000 liralık kirası olan adama 1.000 lira verdiğiniz zaman, yani buna ancak gülünür, buna yardım falan filan denmez yani. Osman Bey Köprüsü'ne, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Atatürk İstanbul Havalimanı'nın yapımcılarına, işte uçak garantisi, otobüs garantisi, yolcu garantisi, araba garantisi verirken Anadolu'da buğday yetiştiren zar zor adama hani buğdayını alacağım garantisi vermiyorsun. Fındık üreticisine bir garanti vermiyorsun. Pamuk üreticisine bir garanti vermiyorsun. Yani bana ne kardeşim, ben Türkiye'de herkese iş bulmak zorunda değilim diyen bir yönetim anlayışı olabilir mi ya? Yani şimdi bunların değişmesi lazım. Yani Türkiye'de pandemi süreci son derece kötü yönetilmiştir. Aslında bu pandemiyi de başka bir gün başka bir şekilde konuşmak lazım. Bu da dünya düzeyinde, dünya üzerinde planlanmış, programlanmış, dünyayı yeniden şekillendirmeye yönelik bir uygulama aslında. Evet, siz de bu görüşü savunanlardansınız zannederim çok fazla çünkü hem komplo teorileri de var ama bir taraftan da bazı gerçekler de var gördüğümüz yeni dünya düzenine insanları, halkları hazırlandığı şeklinde bir tabloda söz konusu. Başka bir programda elbette ki bu konudaki fikirlerinizi de dinlemek isterim Evet. Hasan Bey çünkü bambaşka ve detaylı bir konu olmakla beraber. İnsanların da merak ettiği bir mevzu. Bir taraftan da 2023 seçimlerine de hazırlık devam ediyor. Bütün partiler sanki yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklarına devam ediyor. Sizin kongreniz var, yine farklı çalışmalarınız var ama seçime yönelik bütün partilerin istikameti. Bu noktada ittifaklara yakın değiliz şeklinde bir açıklama da gelmişti ama Şimdi partinizin genel şunu genel duruşunu söylemeliyim. altını bir kere daha çizelim belki ilk defa izleyenler. Merak edenler Şunu için. bir kere çok çok net bir şekilde şunu söyleyeyim. Bugünkü Türkiye'deki siyaset yapılanması, siyaset kurumu çürümüş diyoruz. İttifaklar ne demek bilir misiniz? İttifaklar demek, yani AK Parti diyor ki ben ayakta yalnız başıma durmaktan bıktım, duramıyorum. MHP bana lütfen destek ol, birlikte bir ittifak kuralım, ayakta duralım. Aynı şekilde muhalefet partileri de ya ben tek başıma ayakta duramıyorum, gel bir dayanışma içine girelim, ayakta durmanın bir yolunu bulalım. Yani biz ayakta duramıyoruz felsefesidir ittifak dediğiniz anlayış. Bu bir. İkincisi, bu sol sağ kavramları yıllarca Türkiye'de içi boşaltılarak toplumun karşı karşıya getirilmesi noktasında emperyal güçler tarafından kullanıldı. Türkiye Değişim Partisi'nin ilkeleri son derece açık. Bir, Atatürk Milli Kurtuluş Savaşı'nın kahraman lideri, dünya çapında bütün herkesin kabul ettiği Atatürk ilkelerine bağlılık konusunda tartışmasız ve tavizsiz bir duruşu var. İki, Cumhuriyet'in temel ilkeleri konusunda onların geliştirilmesi hususunda bir hassasiyeti, bir kararlılığı var. Üç,
inançlara saygılı laiklik noktasında çok net, çok açık bir duruşu var. 4. Üretimin desteklenmesi konusunda, üretimin teşvik edilmesi konusunda muhteşem bir duruşu var. Aynı şekilde emekten yana olan bir parti olduğu için emeğin korunması konusunda da duruşu olan bir parti var. Bir de evrensel hukuk kuralları bizim için son derece büyük bir gerçek. Türkiye mesela bugün bir hukuk devleti olmaktan çıktı. Bir ülkede demokrasi yoksa, hukuk yoksa o ülkede ekonomi de batar. Toplumun sosyal yapısı da çöker, devlete güven de azalır. Bugün Türkiye bu noktada hukuku da tepeden tırnağa bir değerlendirip buna göre bir duruş alma ihtiyacımız var. Şimdi bizim toprağımız ve bayrağımız noktasında çok önemli bir hassasiyetimiz var. Evet. Tek bayrak, tek toprak bizim vazgeçilmezimizdir, kırmızı çizgimizdir. Bu ilkelerin tamamına evet diyen Türkiye'deki 83 milyon arkadaşımıza, vatandaşımıza, insanımıza kapılarımız sonuna kadar açık olacak. Sol ve sağ kavramlarını bir kenara koyan, evrensel hukuk kurallarını önemseyen, demokrasiyi önemseyen, insan haklarını önemseyen bir siyasal partiyiz. Biz sağ elimizle sol elimizi birleştiren, Türkiye'de ayrışma nedeni olan bütün söylemleri, davranışları, uygulamaları ortadan kaldırmayı hedefleyen bir yeni, çağdaş, modern siyasal parti. Türkiye milli meseleler konusunda kırmızı çizgileriniz var. Bu Türkiye Değişim Partisi'nin bu önemli bir nokta elbette ki. Bunda altını çizmek gerekiyor. Vaktimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz Hasan Bey. Son olarak bizi izleyenlere aktarmak istedikleriniz tüm halka, seçmenlere, Türkiye Değişim Partisi'ne... Valla ben şunu söylemek isterim son olarak arkadaşlarımıza, bizi dinleyenlere, vatandaşlarımıza, ilgililere şunu söylemek isterim. Mevcut siyasal yapılanma Türkiye'nin geleceğini, kaderini çok kötü bir şekilde etkilemiştir. İnanılmaz derecede bir başarısızlık söz konusudur. 2002 yılı tekrar yeniden yaşanacak Allah'ın izniyle diye umut ediyorum, bekliyorum ve bu konuda inanıyorum. Aynı şekilde de güveniyorum. 2002 yılı tekrar yaşanacak diyorsunuz. 2023'te evet, mi? Bu halk büyük bir halk. 2002 yılında mevcut parlamentodaki siyasal partileri silkeleyip attı. AK Parti o dönemde Toto'dan çıkar gibi efendime söyleyeyim. Tek başına iktidar oldu. Anayasayı bile değiştirecek çoğunluğu sağladı. Ama bugün 2002'den çok daha kötü durumdayız. Bugün Türkiye'de ne fabrikamız kaldı, şeker fabrikaları gitti, çimento fabrikaları gitti, tekstil fabrikaları gitti, limanlar gitti, bankalar gitti, sigortalar gitti, gitti. Farklı bir 2002 yılı yaşanacak diyorsunuz 2023'te. Son olarak böyle bitirmiş olalım. Hasan Bey çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Değişim Partisi Genel Efendim ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Çok arkadaşlara çok selamlar, saygılar. Yayına ayrıca fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Başka bir yayında tekrar farklı başlıkları yine konuşmayı isteriz uygun olduğunuzda kabul ederseniz. Hay hay. Hasan Ayrı. Peki. Hay hay. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet, Türkiye Değişim Partisi Genel Sekreteri 22. dönem milletvekili aynı zamanda CHP'den Hasan Aydın'ı konuk aldık. İlerleyen dakikalarda AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk bizimle birlikte olacak. Onun da yine önemli başlıkları konuşacağız. Birazdan görüşeceğiz efendim. Hoşça kalın şimdi.